Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi alanında Türkiye'nin önde gelen kurumlarından bir tanesidir. Yetkin akademik kadrosu ve çeyrek asırı aşan tecrübesiyle öğrencilerine aile ortamı sıcaklığında kaliteli bir eğitim imkanı sunmaktadır. Fakültemizin en güçlü yönlerinden bir tanesi Arapça hazırlık sınıfı eğitimidir. Arapça hazırlık sınıfında her biri alanında birikimli ve tecrübeli Türk ve Arap hocalarımız sayesinde öğrencilerimize ilahiyat eğitiminin temel taşı olan Arapçayı iyi bir şekilde öğretiyoruz. Esselamu aleyküm. Bilindiği gibi Arapça, dini kaynaklarımızın dili olması açısından bizim için çok önemlidir. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arapça hazırlık programında öğrencilerimizi hem pratik Arapça konuşabilecekleri hem de modern ve klasik kaynakları okuyup anlayabilecekleri belirli bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Sakarya Üniversitesi Arapça hazırlık sınıflarımızda iki aşamalı bir kurs sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin kendilerine uygun seviyeden başlayabilmeleri için sene başında muafiyet seviye tespit sınavı yapmaktayız. Bu sınava girmek mecburi değildir. İki aşamadan oluşan bu sınavı geçen bir öğrenci hazırlık sınıfı okumaktan muaf olup doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Sınava girmeyen veya girip yeterli puan alamayan bir öğrenci ise birinci kurdan başlar. Arapça hazırlık eğitiminin ilk haftalarında öğrencilerimizle hocalarımızın bir araya gelip tanıştığı ve mevcut sisteme dair zihinlerindeki sorulara cevap bulabildikleri bir tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Fakültemizi kazanan bütün öğrencilerimizi kutlar, hayırlı olmasını dileriz. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıflarında iki aşamalı kur sistemi uygulanmaktadır ve bu kurlar dönemlik olarak sürdürülmektedir. Öğrencilerin hangi seviyede eğitim alacağı, eğitim yılı başında yapılan iki aşamalı muafiyet ve seviye tespit sınavı ile belirlenir. Bu sınava herkesin girmesi zorunlu değildir. Ancak belli seviyede Arapça bilgisi olan öğrencilerin hazırlık programına muaf olabilmeleri ya da ikinci kurdan eğitime başlayabilmeleri için sınava girmeleri gerekir. Herhangi bir sebeple sınava girmeyen öğrencilerin kayıtları birinci kura yapılır. Sınavın birinci aşamasında başarı notu 60'tır. Bu sınavdan 60 ve üzeri not alan öğrenciler ikinci aşama sınava girmeye hak kazanır. 60'tan düşük not alan öğrenciler birinci kura kaydedilir. Sınavın ikinci aşamasında başarı notu 70'tir. Bu sınavdan 70 ve üzeri not alan öğrenciler hazırlık programından muaf olur. 70'ten düşük not alan öğrenciler ise ikinci kura kaydedilir. Uygulamakta olduğumuz kurs sisteminin öğrencilerimize sağladığı en önemli avantajlarından bir tanesi, bulunduğu kurda kendisinden istenilen başarı oranını sağlayamayan bir öğrencinin yıl değil dönem tekrarı yaparak zaman kazanıyor olmasıdır. Öte yandan ilk kayıt esnasında ikinci kurdan eğitime başlayan bir öğrenci sadece bir dönem okuyarak hazırlık programını tamamlayabilmektedir. Öğrencilerimizin hazırlık programını başarıyla tamamlayabilmeleri için kullanabilecekleri azami süre 2 yıl yani 4 dönemdir. Arapça Öğrenci Topluluğu Mülteka Lugat İddiat tarafından verilmekte olan takviye kursları hazırlık programımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Özellikle İmam Hatip mezunu olmayan ya da öncesinde sağlam bir Arapça temeli olmayan öğrencilerimizin bu dezavantajını gidermekte oldukça önemli rol oynayan bu kurslar eğitim yılı boyunca tamamen ücretsiz olarak devam etmektedir. Aynı çerçevede orta ve ileri düzeyde kurslar da açılmaktadır.
Merhaba değerli arkadaşlar. Lise dönemi ile üniversite hayatı arasında adeta bir köprü konumundaki hazırlık sınıflarımızda öğrencilerimizi lisans eğitiminden en iyi şekilde istifade edebilecek şekilde yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bildiğiniz gibi Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arapça hazırlık sınıfı iki aşamalı kurs sistemi olarak eğitim vermektedir. Bu kurlarda ders isimleri aynı olmakla beraber müfredatlar seviyeye göre değişmektedir. Ölçme değerlendirme amaçlı uygulanan sınavlar ise oldukça geniş bir yelpaze içerisinde dağıtılmıştır. Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, sözlü ve ödev gibi farklı ölçme değerlendirme sistemleri bir arada kullanılmaktadır. Birinci ve ikinci kurda sınavların sonuca etkisi derslerin kredisine göre ayarlanmıştır. Nahiv dersinin katkısı %20, sarf, okuma anlama, muhadese ve istima derslerinin katkısı %18 iken, Kur'an-ı Kerim dersinin katkısı %8 olarak belirlenmiştir. Ayrıca her dersin kendi içinde alt sınavları yapılmaktadır. Birinci kurda genel olarak her dersten iki ara sınav, bir kısa sınav ve bir de performans notu verilir. Bazı derslerde bu sınavlar sadece iki ara sınav şeklinde de uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin yıl içinde her dersten aldıkları not oranlarının toplamı 100 olup, yukarıda belirtilen oranlar çerçevesinde geçme notuna yansıtılır. Birinci kurs sonunda tüm derslerden aldığı not ortalaması 60 ve üzeri olan öğrencilerimiz ikinci kura geçme hakkı elde ederler. Birinci kurda final ve bütünleme sınavı uygulanmamaktadır. İkinci kurda ise birinci kura benzer şekilde oluşturulan yıl içi notlarının %50'si ile dönem sonunda her ders için bağımsız olarak yapılan final notlarının %50'si toplanarak dönem sonu başarı notu elde edilir. Başarı notu 70 ve üzeri olan öğrencilerimiz hazırlık eğitimini tamamlamış kabul edilerek lisans eğitimine başlarlar. Ortalaması 70'ten düşük olanlar için ise final yerine geçen bir bütünleme sınav hakkı verilir. Ölçme değerlendirme amaçlı sınavlarda ihtiyaç duyulması halinde güncellemeler yapılabilmektedir. Mesela figür fetir cünüs mefel yücel, yücel, eraek, erika, mufred cemaha eraek, yücel kerasi, yücel tifaz. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıflarının her bir kurunda sarf, nahiv, sözlü ve yazılı anlatım, okuma ve anlama, Arapça dinleme, istima ve Kur'an-ı Kerim olmak üzere 6 ders okutulmaktadır. Sarf dersimizin birinci kurunda bazı fiillerin çekimleri öğretilmektedir. Bu kurda Aksam-ı Seba adını verdiğimiz 3 harften oluşan ve harflerinin niteliğine göre 7 kısma ayırdığımız fiillerin mazi, muzari ve emir çekimleri işlenmektedir. İkinci kurda ise kökü 3 harften fazla olan fiillerin çekimi ile fiillerden türetilen ismi fail, ismi mef'ul, mastarlar, zaman ve mekan isimleri gibi isimlerin çekimleri işlenmektedir. Nahiv dersimizin birinci kurunda A1 ve A2 seviyesindeki bütün temel gramer kuralları bol örneklerle yer almakta, ayrıca İrab ve İrab'la ilgili kavramlar öğrencilerimize verilmektedir. İkinci kurda ise B1 ve B2 seviyesindeki orta düzey gramer kuralları zengin örnekler ve bol alıştırmalarla işlenmektedir. Bu seviyeleri başarıyla tamamlayan bir öğrencimiz, soyut ve somut konularda yazılmış, teknik uzmanlık gerektirmeyen Arapça metinleri hareketsiz bir şekilde okuyabilmekte ve anlayabilmektedir. Sözlü yazılı anlatım dersinde çeşitli konularda Arapça olarak kendimizi sözlü ve yazılı olarak ifade etmeyi öğreniyoruz. Örneğin birinci kurda kendimizden bahsetme, günlük hayatından ve hobilerinden bahsetme, zamanı sorma ve söyleme gibi konuların yanı sıra hastane, çarşı, ev ve okul gibi çeşitli ortam ve yerlerde kendimizi nasıl ifade edeceğimizi öğreniyoruz. İkinci kurda ise spor yapma, çevreyi koruma, savaşlar ve mülteciler, insani yardım gibi çeşitli güncel konularda
Arapça yazılı ve sözlü ifade biçimleri öğretilmektedir. Okuma ve anlama dersinde Arapça bir metni okumaya ve anlamaya yönelik dersler yapılmaktadır. Birinci kurda öncelikle harfler hızlı bir şekilde öğretildikten sonra kelime ve cümlelerin okunmasına ve anlaşılmasına geçilmektedir. Birinci kurda ayrıca çeşitli konularda kısa metinler okunmaktadır. İkinci kurda ise çeşitli güncel ve faydalı konularda Arapça metinler okunmaktadır. Her iki kurda da kelime ve cümlelerin Türkçe karşılıkları, tekil ve çoğul halleri, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler gibi okuma ve anlamaya yardımcı olacak alıştırmalar yapılmaktadır. Sarayi Şoru, Şoğuran, bir harfi cebiyle kullanımı ve ardından maslar geliyor. Örnek vermek gerekirse, Şoğur bi el-ferah, Şoğur bi el-huzun, Şoğur bi el-sa'ada, el-mu'as, el-ta'ab. Esselamu aleyküm. ذكر القرآن الكريم وسائل العلم والمعرفة قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فقدم الله تعالى السمع على باقي الحواس هنا ندرك أهمية مهارة الاستماع في تعلم اللغات فبها نطور المحادثة والكتابة والقراءة لذا نسميها أم المهارات. نحن في درسنا نستمع ونشاهد مقاطع الفيديو المختلفة والتي تتناسب مع مستوى الطالب ونتدرج معه حتى يفهم ويناقش ويطبق الذي يسمعه مع أساتذته وأصدقائه. شكرا لكم. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak Arapça hazırlık programında vermeye çalıştığımız kaliteli eğitim ve öğretimin sadece sınıf ortamıyla sınırlı kalmaması amaçlanmaktadır. Dil eğitimi esnasında edinilen teorik bilgilerin pratiğe dökülebilmesinin ve bunu yaparken de keyif almanın, mutlu olmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Böylece öğrencilerimiz hem dil yeteneklerini geliştirmekte hem de kültürel olarak kendilerine artılar katma imkanına ulaşmaktadır. İşte bu amaçla fakültemiz gerek yıl içinde, gerek yıl sonunda birçok faaliyetler düzenlemektedir. Şiir yarışmaları, bilgi yarışmaları ve münazaralar bir yandan öğrencilerimizin Arapçayı kullanmadaki medeni cesaretlerine katkıda bulunurken, bir yandan da onlara bazı özel ödüller kazanmak için kapılar açmaktadır. Arapça öğrenimine destek vermek amacıyla öğrencilerimizin kurduğu dil kulübümüz Mültaka Lugati Daat bünyesinde başlangıç ve ileri seviye Arapça takviye kursları verilmektedir. Bu kurslar dışında ise Dünya Arapça Günü gibi özel günlerde gerçekleştirilen etkinlikler ve birçok Arapça konferans düzenlenmesi, öğrencilerimizin canlı bir ortamda dilin kullanılması ve geliştirilmesi yönünde tecrübeler edinmesine oldukça katkı sağlayan faaliyetlerimiz arasındadır. Fakültemizde artık geleneksel bir faaliyet olan hazırlık mezuniyet programı, öğrencilerimizin yorulup emek verdikleri bir seneyi güzel anılarla bitirmeleri için düşünülmüştür.
Hazırlık mezuniyet programında Arapça skeçler, tiyatrolar, şiir okumaları gibi faaliyetlerle öğrencilerimize öğrendikleri Arapça bilgilerini pratik olarak kullanma fırsatı sunulmaktadır. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arapça hazırlık sınıfları için hayata geçirilen önemli faaliyetlerden biri de yurt dışı yaz kursudur. Bütün öğrencilerimize açık olan bu kursta yıl sonunda ilk 10'a giren öğrencilerimizin masrafları fakülte vakfımız tarafından karşılanırken, diğer öğrencilerimize de başarı sıralamasına göre yine vakfımız tarafından destek olunmaktadır. Arapça yaz kursu olarak düzenlenen ve yurt dışında Ürdün'de gerçekleştirilen bu kursta öğrencilerimiz bir Arap ülkesinde alanında uzman olan Arap hocalardan dil eğitimi alabilmektedir. Elbette orada düzenlenen çeşitli aktiviteler sayesinde de Arapçayı doğal ortamında kullanma ve geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. İmkan olması halinde Kudüs, Mescid-i Aksa ziyareti de bu kursun sunduğu en güzel imkanlardan biridir. Başarı sıralamasında ilk 3'e giren öğrencilerimizin Kudüs ziyaret masrafları da yine fakülte vakfımız tarafından karşılanmaktadır. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıflarında yıl boyu düzenlenen onlarca faaliyetin, öğrencilerimizin fakültemize ve Arapça eğitimine daha çok bağlanmalarına, bu sayede de başarılarının artmasına vesile olması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Yeni öğrencilerimizle daha nice etkinlikler yapabilmek ümidiyle.